sizi gerçek sizi özgür kılacak. Özgür kılacak, özgür kılacak. Haleluya. Rab iyidir. Sevgisi sonsuzdur. Rabbin sevgisi asla son bulmaz. Evet kardeşler, Rabbimize övgüler sunuyoruz. Sonsuz sevgisi için, sevgisi hiçbir zaman tükenmediği ve sona ermediği için. Sabrı, merhameti, sevgisi sınırsız. Bu yüzden ona şükretmeliyiz, övgüler sunmalıyız. Ona güvenmeliyiz her konuda. Çünkü sadıktır. Yalnızca yeryüzünde Tanrı'ya güvenebilirsiniz. Tanrı dışında hiçbir şeye güvenemezsiniz. Evet, çevremizde insanlar var, onları seviyoruz ama her zaman güvenimiz Tanrı. Onlar iyi niyetli olsa dahi onların da sınırlı olduğu için bazen bize beklediğimiz yardımı yapamayabilirler. Ama Tanrı sadık, onun gücü her şeye kadir ve diyor ki her durumda ben sadığım. Bu yüzden umudumuzu nereye koyduğumuz, kime güvendiğimiz yaşamda çok çok önemli. Eğer Tanrı'ya güvenirseniz hayal kırıklığına uğramazsınız. Bilirsiniz Tanrı iyidir. Belki bazen bir şeyler istiyorsunuz, diliyorsunuz şu anda bir anda gerçekleşmiyor. Tanrı'ya hala güvenmeye devam edebilirsiniz. İleride geriye baktığınızda her şeyin zamanlamasının aslında ne kadar doğru, yerinde ve mükemmel olduğunu fark edeceksiniz. Tanrı bizim iyiliğimizi bizden daha çok düşünüyor. Bunu tekrar etmek istiyorum. Tanrı sizin iyiliğinizi sizden daha çok düşünüyor. Bu yüzden her zaman Tanrı'ya güvenebilirsiniz. Tanrı'nın iyi olduğunu biliyoruz, bizden yan olduğunu biliyoruz. Gözlerimizi kapayabiliriz, sırtımızı ona dayayabiliriz. Bugünkü konumuz aslında önemli bir konu. Pek çok insanın yaşamında bu bir sorun aslında. Birçok insan yaşamını kendi merkezli yaşıyor. Ne demek istiyorum bununla? Yaşamının merkezinde kendine odaklı bir yaşam sürdürüyor. Kendimize odaklı bir yaşam aslında bir tuzaktır. Tanrı yaşamı bu şekilde tasarlamadı. Tanrı yaşamın merkezinde, her şeyin merkezinde. Bu yüzden bizim de yaşamlarımızın merkezinde Tanrı'nın olması gerekiyor. Tanrı olmadığında, kendimizi yaşamın merkezine koyduğumuzda her şey birbirine girmeye başlıyor. Bir çatışma başlıyor. Yaşamımıza dengeyi sağlayan, düzeni sağlayan Tanrı. Eğer yaşamımızda gerçekten esenlik istiyorsak, güven istiyorsak, umut istiyorsak, anlam istiyorsak, sevinç istiyorsak bunların kaynağına odaklı bir yaşam sürmemiz gerekiyor. Bunların kaynağı insanlar değil. Kendimiz hiç değiliz. Tam tersine bunun kaynağı Tanrı. Tanrı'ya odaklandığınızda, Tanrı'ya odaklı bir yaşam sürdürdüğünüzde hayal kırıklığına uğramazsınız. Çünkü kaynak Tanrı'dır. Ama bizler kendi gücümüzle, kendi çabamızla, kendi yol ve yöntemlerimizle bunları elde etmeye kalktığımızda her zaman hayal kırıklığıyla sonuçlanacak. Yürek acısı olacak. Çünkü insan gerçekten yaşamda aslında pek çok şeyi yapamaz durumda. Bunun farkında değil. Bu yüzden az sonra ne olacağını bilmiyoruz ayetlerde söylendiği gibi. Yaşamlarımızı uzatamıyoruz. Ama Tanrı'ya güvenebiliriz. Yaşamlarımız onda, onda güvende. Tanrı'ya güven duyabiliriz. Bununla ilgili önemli bir ayet var. Luka 17. bölüm 33. ayet. Bugünkü vaaz ayetimiz. Canını esirgemek isteyen onu yitirecek. İlginç bir ifade değil mi? Canını her kim esirgemek isterse, korumak isterse, çabalarsa, her şeyi yaparsa, ne yaparsa yapsın, onu kaybedecek. Canını yitiren, diğer bir ifadeyle gözden çıkaran, önemsemeyen ise onu kazanacak. Sanki paradoksal bir durum var burada. Ne kadar çabalarsan batacaksın diyor. Ama çabalamazsan diyor, hiçbir şey yapmasan diyor, o diyor kendiliğinden yukarı çıkacak diyor. Batmayacak diyor. Pek çok insan yaşamı kendisi kontrol etmeye çalışıyor. Bu gerçekten çok zor bir süreç, çok zor bir durum. Bu yüzden birçok insan aslında sağlıklı değil. Çünkü sürekli her an her şeyi kendi gücüyle elde etmeye çalışıyor. İnsanlar bu yüzden yorgun durumda. Bazı yaşamlar iflas etmiş durumda. Ne zamandan beri sürüyor bu? Ne zamandan beri biliyor musunuz? İnsanoğlunun Tanrı'dan koptuğu günden beri.
Başlangıçta insanoğlu Tanrı'dan kopmadan önce insanoğlu hiçbir şey için kaygılanmıyordu. Korkmuyordu. Ne yiyeceğim demiyordu, ne giyeceğim demiyordu, yarını düşünmüyordu, ay başını düşünmüyordu, etrafa bakmıyordu, tehlikelere odaklı bir yaşam sürdürmüyordu. Neden? Çünkü Tanrı'yla birlikteydi. Kaynak Tanrı. Eğer bir şey Tanrı'daysa güvendedir. Eğer bir şey Tanrı'daysa hiçbir kaygıya yer yoktur. Çünkü Tanrı onun güvencesidir. Ama ne zaman insan kendi günahıyla Tanrı'dan koptuğunda, biliyorsunuz ta en başta ilk fark ettiği şey neydi? Günahtan sonra çıplak oluşunu fark etti. Savunmasız oluşunu fark etti. Eksik oluşunu fark etti. Ve kaygılanmaya başladı. Ne giyeceğim? Ne yiyeceğim? Öncesinde bu türden kaygılar yoktu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi, onlarla birlikteydi. Ve hemen ardından incir yapraklarıyla örtünmeye çalıştı. Örtünemedi. İncir yaprakları kimseye örtmez. Ve insan o günden beri kaygılanıyor. Ne yiyeceğim? Ne içeceğim? Ne giyeceğim? İhtiyaçlarımı nasıl karşılayacağım? Ki tüm bunların kaynağı Tanrı'dır. Ve Tanrı bize ayetlerle diyor ki, Luka 12. bölüm ve aynı zamanda Luka 12:22'de şöyle bir buyruk veriyor. Bunu söyleyen Tanrı kardeşler, herhangi bir insan değil. Birisi dünyadan gelip size diyebilir, kafana takma ya, her şey hallolur. Teşekkür edersiniz, iyi niyetinden kaynaklı. Çünkü iyi niyetli bir şeyler söylüyor. Ama Tanrı gelip size bir şey söylerse kulağınızı iyi açmanız lazım, dinlemeniz lazım. Söyleyen bir insan değil, Tanrı sınırsız Tanrı, her şeyin kaynağı. Tanrı şunu söylüyor, Luka 12. bölüm 22. ayetlerde. Ne giyeceğiz diye canınız için, ne yiyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Tekrar okuyorum. Ne giyeceğiz diye canınız için, ne yiyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Bunu bizlere Tanrı söylüyor. Kişisel olarak. Herkes kaygılanıyor diyor. Bütün dünya kaygılanıyor diyor. Bütün dünya bir şeyin peşinden koşuyor diyor. Bütün dünya ekmek diyor aslanın ağzında olduğuna inanıyor diyor. Ve Tanrı diyor ki ekmek dünya için aslanın ağzına diyor. Çünkü toprak lanetlen diyor, benden koptular diyor. Ama siz diyor Mesih'e iman ettiğinizde tekrar aşılandığınızda artık ekmeğin peşinden koşmanız gerekmiyor diyor. Yarınlar için kaygılanmanız gerekmiyor diyor. Çünkü tekrar bendesiniz diyor. Kaynak benim diyor. Siz yalnızca diyor bana odaklanın diyor. Bana güvenin diyor. Güven çok önemli. Güven imanın aslında katalizörü. İmanın kaynağı, ateşleyicisi aynı zamanda. Çünkü güvendiğimiz zaman Tanrı bir şey söylüyor. Tanrım senin sözüne inanıyorum diyoruz. Tanrı sözüne inandığınızda Tanrı çalışmaya başlıyor. Çünkü iman bu şekilde. Tanrı iman olmadan çalışamıyor biliyorsunuz. Ve yaşamlarımıza bütün bereketler, Tanrı'nın kutsamaları, vaatleri iman yoluyla geliyor. Tanrı bu düzeni kurdu. Ve Tanrı kendi düzenine sadık. Bizler de Tanrı düzeninden, Tanrı'nın vermiş olduğu ayrıcalıklardan yararlanmak için, bütün bereketlere sahip olmak için, sağlık, başarı, esenlik, umut, her anlamda kutsanmak için, Yuhanna 10:10'da bahsedilen bol yaşamı tamamen yaşamak için yapmamız gereken tek bir şey var. İki şey değil. Tanrı'ya güvenmek. Vaatlerine inanmak. Koşullar ister aksini söylesin, koşullara baktığımızda imkansız görünsün, havada bulut olmasın, yağmurun geleceğine güvenmeniz. Tanrı yağmuru sağlayacak. Tanrı bulut olmadan da yağmur yağdırabilir biliyor musunuz? Tanrı'nın sınırları yok. Tanrı diyor ki kaygılanmayın. Kendiniz için korkmayın. Çünkü kendiniz için kaygılandığınızda, kendinizi yaşamın merkezine koyduğunuzda, demin de bahsettiğim gibi asla başarılı olamayacaksınız, tam tersine. Hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Kederli bir yaşama sahip olacaksınız. Umuttan yoksun olacaksınız. İnsanlar bugün bazıları depresyonda, umutsuz durumda. Neden? Yaşamlarının merkezinde kendileri var. Kendilerine bakıyorlar. Ne kadar savunmasız, ne kadar zorda olduklarını fark ediyorlar. Ve bir çıkış yolu göremiyorlar. Hiçbir zaman kendinize odaklanmayın. Odak noktası her zaman Tanrı olsun. Hatta bizler aynı zamanda Tanrı'dayız, güvendeyiz. Kendi yaşamlarımızı sürdürürken, yaşamdan daha çok zevk almak istiyorsak, mutlu olmak istiyorsak diğer insanlara odaklanmalıyız. Beklenti anlamında değil. Diğer insanlara veren bir yaşama sahip olmamız lazım. Diğer insanları düşünmemiz lazım. İnsan doğası orijinalinde böyle. Orijinali şu anda bozuldu. Bir insan ne kadar ben merkezi bir yaşama sahip olursa o insan o kadar çok yaralanacak, o kadar çok mutsuz olacak. Pek çok insanın mutsuz olmasının temel nedenlerinden birisi ben merkezci bir yaşama sahip olmaları, kendilerine odaklanmaları.
Hep kendileri için talep etmeleri. Hiçbir zaman doymamaları. Doyamazsınız. Çünkü Tanrı bizi bu şekilde tasarlamadı. Tanrı bizim yaşamlarımızda anlam ve mutluluk katmak için bir çalışması gereken bir düzen var. O düzen de diğer insanlar odaklı bir yaşam sürdürmek. Diğer insanlar için ne yapabiliriz? Diğer arkadaşım için, eşim için, dostum için. Ne kadar verirseniz yaşamda Tanrı'dan alarak o kadar çok mutlu olursunuz. Ama ne kadar çok hep bekleyip, zavallı ben deyip kendinize beklerseniz o kadar çok perişan olursunuz. Çünkü Tanrı'nın yaratılışı orijinalinde bu şekilde Tanrı bizleri yarattı. Bu yüzden yaşamlarımızın merkezinde önce Tanrı olacak. Tanrı'ya güveneceğiz. Kendi canımız için korkmayacağız. Canımızı kayırmaya çalışmayacağız. Dünya ne der? Önce kendine, kendi çıkarını gözetler. Canını kayır der. Canı kayırmak bir tuzaktır. Ne kadar cana odaklanırsanız, kendini kayırmaya çalışırsanız o kadar çok zor durumda kalırsınız. Bu yüzden deminki ayet çok enteresan. Ne diyor? Canını esirgemek isteyen onu yitirecek. Ne kadar cana odaklanırsan, kendini kayırmaya çalışırsan, ne kadar çok kendini korumaya çalışırsan onu kaybedeceksin. Kendini koruman gerekmiyor. Sen kendini koruyamazsın. Sen az sonra ne olacağını bilmiyorsun. Seni koruyan tek bir kişi var, Tanrı. Tanrı'ya güvendiğinde o zaman koşullar ne olursa olsun, insanlar ne derse desin, mutlu bir yaşama sahip olabilirsin. Çünkü güvendesin. Güven olmadan yaşam gerçekten esenliğe tam olarak sahip olamazsınız. Güvenin kaynağı Tanrı. Yaşamlarımıza güvene ihtiyacımız var. Bugün yaşadığımız dünyaya baktığımızda güvenden yoksun bir dünya. Her yerde tehlike var. Öyle değil mi? Ama biz kendimizi nasıl hissediyoruz? Güvende hissediyoruz. İster burada, ister başka bir yerde, ister iş yerinde, ister trafikte, her yerde. Peki niye güvende hissediyoruz? Tanrı'ya güvendiğimiz için. Tanrı'nın iyi olduğunu bildiğimiz için. Tanrı'da olduğumuz için. Bir şey Tanrı'daysa o şey güvendedir. Tanrı'nın koruması altındadır. Bunu fark etmek lazım. Bu yüzden korku dolu bir dünya içinde diğer insanlar gibi korkak bir şekilde yaşamlarımızı sürdürmüyoruz. Ama diğer insanlar gibi bizler de kendi canımızı koruma peşine düşersek, kendi canımızın ardınca gidersek işte o zaman korkmaya başlarız. İşte o zaman diğer insanlar gibi bizler de perişan durumda kendimizi bulabiliriz. Öyle değil mi? Bu yüzden canın ardınca gitmek, canın peşinden gitmek, canı kayırmaya çalışmak bir tuzak. Bu tuzağa düşmeyin. Tanrı'ya odaklanın. Kendinizi kayırmaya çalışmayın. Siz Tanrı'ya odaklandığınızda, diğer insanları kayırdığınızda Tanrı sizi kayıracaktır. Anlıyor musunuz? Bu çok çok önemli. Tanrı sizleri kayıracaktır. Kutsal kitapta ilginç bir örnek var. Önemli bir örnek aslında. Ben hatırlıyorum geçen yıl bununla ilgili ben sizlere bahsetmiştim. İlyas peygamber. İlyas peygamber nasıl bir peygamberdi? Güçlü bir peygamberdi. Korkusuzdu. Hatırlıyor musunuz? Cesaretle doluydu. İlyas peygamberin çevresinde tehlikeler vardı. Sahte peygamberler vardı. Ama hiçbir şey onun için tehdit değildi. Neden? Tanrı'ya odaklı bir yaşam sürdürüyordu. Tanrı'ya güveniyordu. Hatta İlyas peygambere meydan okuyan 500 tane yüzlerce sahte peygamber vardı. Biliyorsunuz Baal'ın peygamberleri. Kral vardı, kötü bir kraliçe vardı ama İlyas peygamberin gözünü hiçbir şey korkutmamıştı. Niye korkmuyordu? Tanrı'ya bakıyordu. Ve onlara meydan okudu. Ve İlyas peygamber ne yaptı? Bütün sahte peygamberleri alaşağı etti. Onları alt etti. Bunu nasıl yaptı? Tanrı'ya güvendiği için. Eğer Tanrı'daysanız, Tanrı sizden yanaysa güvendesiniz. Hiçbir şeyden korkmanız gerekmiyor. Koşullardan korkmanız gerekmiyor. Havada, karada, her yerde Tanrı'ya güvenebilirsiniz. İlyas peygamber Tanrı'ya odaklı bir yaşam sürdürüyordu. Ama ilginç, bir bölüm sonra İlyas peygamber apayrı bir ruh haline girdi. Apayrı bir adama dönüştü. Kraliçe, kötü kraliçe ona tehdit ettiğinde İlyas peygamber kaçmaya başladı. Büyük bir korkuyla. Bu kadar büyük bir peygamber, hiçbir şeyden korkmayan bu adam nasıl bir korkağa dönüşebildi? Onu dönüştüren şey neydi? Bugün de pek çok insan aynı durumda. Neydi biliyor musunuz? Canının ardınca gitti. Bakın ayetler ne söylüyor. Bununla ilgili ayetler 1. Krallar kitabında geçiyor. 19. bölüm. 3 ve 7 ayetleri. Ayetleri beraberce okuyalım. 3 ve 7 ayetleri.
İlk ayet bunu açıklıyor. İlyas can korkusuyla Yahuda'nın Barşeva kentinden kaçıp uşağını orada bıraktı. Nasıl kaçmış? Can korkusuyla kaçmış. Bir insan kendi canının ardınca gittiğinde, canını korumaya çalıştığında, can odaklı bir yaşam sürdürdüğünde kendini korku seli içinde bulur. Ne kadar korumaya çalışırsanız, aynen yüzme bilmeyen insanların denizde boğulması gibi. İnsanlar paniklemese, sadece kendini bıraksa sular kaldıracak. Ama insanlar ne kadar çabaladıkça kendi eforuyla, kendi canını korumaya çalıştıkça ne oluyor? İnsanlar batmaya başlıyor. Bu adam burada can korkusuyla, bu kadar kahraman, yiğit, cesur bir peygamber, korkak bir adama dönüştü. Bununla kalmadı. Kaçtıkça kendini nerede buldu biliyor musunuz? Kaçtığı yer neresiydi? Korkan insanlar yaşam içinde kendilerini kurak yerlerde bulurlar. Ruhsal, duygusal kurak bir çölde bulurlar. Genelde çöllerde yaşam yoktur, anlam yoktur. Kuraklık vardır, ölüm vardır, acı vardır, sıkıntı vardır, umutsuzluk vardır. Bugün pek çok insan ruhsal çölde yaşıyor. Bundan kaynaklı. Neden biliyor musunuz? Can korkusuyla bir yaşam sürdürüyor. Bundan kaynaklı insanlar kendilerini çöllerde buluyor. Bakın, İlyas peygamberin hikayesini okumaya devam edelim. Bir gün boyunca çölde yürüdü. Sonunda bir retem çalısının altına oturdu. Çöl var ve çalı var. İkisi de tanıdık geliyor. İnsanın düşünden sonra Tanrı söylemişti, toprak lanetlendi. Tanrı toprağı lanetlemedi ama günahın sonucunda toprak yaşam gücünü kaybetti. İnsanlara diken verecek. İnsanlar acı verecek. İnsanlar alın teri dökerek, kendilerini zorlayarak, zor bir şekilde yaşayacaklar, yaşamlarını sürdürmeye çalışacaklar. Burada bunu görüyoruz. Ve kendisini çölde buldu. Bir retem çalısının altında. Oturdu, ölmek için dua etti. Bu peygamber derin bir bunalımda, depresyon içinde. Bir bölüm öncesinde müthiş sevinçli, inanılmaz bir özgüvene sahip, cesaretle dolu bir adam bir korkağa dönüştü. Kendi canının peşinden gittiği için, kendini kayırmaya çalıştığı için, kendi odaklı bir yaşam sürdürmeye çalıştığı için. Yaşamlarımızı kendimiz için yaşamıyoruz. Her şeyden önce yaşamdayız, Tanrı'dayız. Yaşamın kaynağı Tanrı, O'ndayız. Kendinizi aradan çıkartıp Tanrı'ya odaklandığınızda, aynı zamanda diğer insanlar odaklandığınızda, ben demeden diğer insanlar öncelik verdiğinizde yaşam doğasında orijinalde olduğu gibi işlemeye başlıyor. Yaşamda esenlik bulabilirsiniz, güven bulabilirsiniz, anlam bulabilirsiniz ama kendinize değil. Tanrı böyle tasarlamadı. Pek çok insan yaşamın anlamını kendine aradığı için, kendini merkeze koyduğu için insanlar sefil durumda, acınası durumda. Pek çok şeye sahip ama fakir durumda. Niye biliyor musunuz? Ruhsal çöllerde yaşıyorlar. Duygusal olarak. Bu yüzden insanlar mutsuz. Her şeye sahip tatmin olamıyor. Çölde ne yerseniz yiyin. Çölde hiçbir zaman doymayacaksınız. Hiçbir zaman. Çölde su yok, kuraklık var. Bu peygamber burada ölmeyi diliyor. Son nokta. Ama Tanrı her zaman iyidir, unutmayın. İnsanlar Tanrı'ya ne kadar hata yaparlarsa yapsınlar, ne kadar uzaklaşmış olurlarsa olsunlar, başlarını kaldırıp genelde zor zamanlarda bunu yaparlar. Tanrı'dan yardım dilediklerinde, hatta burada yardım dahi görmüyoruz ama indirekt bir yardım dileği var. Ölmek istiyor. Burada bir Tanrı'ya karşı yakarış var. Tanrım diyor, son noktam, artık yapamıyorum diyor, sürdüremiyorum diyor. Hayatımın anlamı kalmadı diyor. Yaşam anlam olmadan sürdürülemez. Bu peygamber artık ölmek istiyor. Tanrı onu öldürmüyor. Tanrı öldüren Tanrı değil, ölüm Tanrısı değil, yaşam Tanrısı. Tanrı bu adamı onarmak istiyor. Tanrı her bir insanı yeryüzünde onarmak istiyor. Ne kadar çölde ilerlemiş olursa olsun, ne kadar zor durumda olursa olsun, yeter ki insanlar içtenlikle Tanrı'ya yakarsın. Bu adam Tanrı'dan diliyor, öldür beni diyor, ölmek istiyorum. Ve Tanrı hemen duasını yanıtlıyor. Ama onun beklediği gibi değil. Tanrı onaran Tanrı, yaşam veren Tanrı. Bakın ayetler ne söylüyor. Sonra retem çalısının altına yatıp uykuya daldı. Uyku da göstergelerden birisidir depresyonun. Ansızın, Tanrı'nın duası, Tanrı ettiği dua yanıtlanıyor. Ansızın bir melek ona dokunarak, kalk yemek ye dedi. Tanrı melek gönderdi. Ve ona bir şeyler veriyor, bir şeyler yemesi lazım. Çölde yiyecek yok, içecek yok. Ama Tanrı göksel, mucizevi şekilde ihtiyacını karşılıyor. Tanrı her zaman, her yerde, koşullar ne olursa olsun ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Bunun için sakın canınızın peşine düşmeyin.
Ne yiyeceğim, ne giyeceğim diye düşünmeyin diğer insanlar gibi. Diğer insanlar bu yüzden korku altında bir yaşam sürdürüyorlar. Gelecek ay ne yapacağım, diğer ay ne yapacağım? İnsanlar işe sahip, ya işimi kaybedersem diye korkuyor. İşsiz kalıyor, yine korkmaya devam ediyor. Herkes sürekli korkuyor. Çünkü yaşamlarının merkezinde canları var. Kendilerine odaklı bir yaşam sürdürüyorlar. Merkezden çıkmamız lazım. Mutlu olmak için, yaşamın anlam bulması için merkezde Tanrı'nın oturması gerekiyor. Tanrı oturduğunda müthiş bir denge var. Müthiş bir güven var, esenlik var. Koşullar ne olursa olsun. Korkmuyorsunuz, kaybetmekten korkmuyorsunuz. Yarınlarla ilgili kaygılanmıyorsunuz. Çünkü Tanrı'ya önceliği veriyorsunuz. Tanrı'ya odaklı bir yaşam sürdürüyorsunuz. Bakın ne oluyor sonrasında. İlyas, melek İlyas'ı kaldırıyor. İlyas çevresine bakınca yanı başında kızgın taşların üstünde bir pideyle bir testi su gördü. Yemek geldi. Yiyip içtikten sonra yine uzandı. Melek tekrar dokundu. Onu kaldırmak istiyor ve kaldırıyor. Ve bu adam Tanrı'nın verdiği güçle 40 gün boyunca çölde yürüyor. Hiçbir şey yiyip içmeden. Ve o dağa çıkıyor, kutsal dağa çıkıyor. Tanrı'yla buluşmak üzere. Kardeşler, her durumda Tanrı'ya güvenebiliriz. Yeter ki yaşamlarımızın merkezinde Tanrı olsun. Tanrı iyi bir Tanrı, sevgi Tanrısı, bizi yargılamıyor, bizi suçlamıyor. Bunu çoktan tamamladı İsa Mesih'te. Yalnızca başınızı kaldırın. Durumunuz ne kadar zor görünürse görünsün, durumlara iman etmeyin. Koşullar sizin imanınızı belirlemesin. İman bazen imkansıza inanmaktır. Ama Tanrı için imkansızlık yoktur. Bu yüzden Tanrı'ya inanabilirsiniz. Tanrı'ya her konuda güvenebilirsiniz. Belki modern tıp buraya kadar dedi bir hastaya. Bundan ötesi yok. Bu şekilde kalacaksın veya öleceksin. Hamdolsun ki son sözün sahibi modern tıp doktorlar değil, uzmanlar değil. Son sözün sahibi Tanrı. Tanrı alfa, omega, başlangıç ve son. Ve Tanrı diyor ki her zaman umut var. Yeter ki bana bak. Yeter ki yaşamın merkezinde ben olayım. Bunu pratik olarak düşündüğümüzde ne yapacağız? Nasıl bir yaşam sürdüreceğiz? Can tehlikeli bir düşman gibi zaman zaman eğer merkeze oturtursanız bizi sefil bir duruma sokabilir. Olabildiğince her yeni güne başladığınızda gün içinde hem Tanrı'ya odaklanıyoruz hem de diğer insanlara odaklanıyoruz. Diğer insanların yaşamına ne türden bir katkıda bulunabilirim? Neler yapabilirim? Bunu yaptığınızda yaşamınızda gerçekten hiç tatmadığınız dolu dolu bir sevinç tadacaksınız. Anlam tadacaksınız. Çünkü yaratılışın orijinali böyle. Her şey birbirini bina etmesi gerekiyor. Bir şey kopuk yaşayamaz. Eğer siz kendinizi merkeze koyduğunuzda yaşamdan kopartıyorsunuz kendinizi. Ve diyorsunuz benim yaşamım neden kurak, neden anlamdan yoksun? Çünkü siz yapıyorsunuz. Kendinize odaklı bir yaşam sürdürüyorsunuz. Yaşam bu şekilde dizayn edilmedi, bu şekilde tasarlanmadı. Her şey birbiriyle bağlantılı. Bir şeyleri desteklemeniz lazım kendiniz dışında. Bir şeyleri yapılandırmanız lazım kendiniz dışında. Bir yerlere vermeniz lazım kendinizden. Zamanınızı, sevginizi, umudunuzu, tesellinizi, verebileceğiniz her şeyi. Bunu yaptığınızda yaşam gerçekten işlemeye başlıyor. Bu yüzden bu ayetleri tekrar okumak istiyorum. Çünkü müthiş ayetler. Paradoksal bir gerçeklik. Canını kurtarmak isteyen, esirgemek isteyen onu yitirecek. Sakın canınızın peşine koşmayın. Canınızı kurtarmaya çalışmayın. Canınızı kayırmaya çalışmayın. Canınıza bir şey vermiyorsunuz bunu yaparak. Tam tersine. Canınızı kaybediyorsunuz. Canını yitiren, gözden çıkaran, önemsemeyen ise onu yaşatacak. Benim önceliğim yaşamımda canım değil. Benim değil. Ben demiyorum herkes gibi. Herkes ben diyor. Dünya ben üzerine kurulmuş gibi çevremize baktığımızda bundan kaynaklı her yerde sorunlar var. Kişiler arasında, toplumlar arasında, ülkeler arasında ben. Benim çıkarlarım, benim önceliğim. Ben ne alıyorum bu ilişkiden? Her yerde. İnsanlar farkında değil. O ben insanları, toplumları çökerten asıl şey. Yok eden şey. Çürüten şey. Ortadan kaldıran şey. Biz ben demiyoruz. Mesih'in öğretmiş olduğu gibi. Sevgi ne yapıyor? Sevgi kendi çıkarını aramıyor. Sevgi asla kendi çıkarını aramaz. Sevgi diğerlerine öncelik verir. En basit şeylerden en karmaşık şeylere kadar. Yaşamınıza ne kadar çok diğerlerine öncelik verirseniz, öncelik sunarsanız, işte o zaman
ben demiyorsunuz. Can merkezde olmuyor. Sevgi güçlü bir şekilde bir ırmak gibi yaşamınıza akmaya başlıyor. Yaşam suları akmaya başlıyor. Yaşam suları geldiğinde bahçenizin bitkileri soluk değil. Depresyona girmiyorsunuz. Bunalımda değilsiniz. Çölde değilsiniz. Duygusal açıdan güçlüsünüz. Sevinçlisiniz. Umutlusunuz. Neden? Çünkü sevgi yaşamlarınıza akıyor. Ve sevgi asla kendi çıkarını aramıyor. Bu yüzden bizler de kendi çıkarımızı aramıyoruz. Mesih'in bize göstermiş olduğu model buydu, örnek buydu. Mesih kendinden vazgeçti. Mesih yok mu oldu? Kendi canını içe saydı, çarmıhta kendini feda etti. Bununla ne yapmış oldu? Bizleri kurtardı. Mesih kendi yaşamından vazgeçti ama milyonları, sayılarını bilmiyoruz, milyarları. Sonsuz yaşam verdi. Bir tohum toprağa düştü, kendinden vazgeçti, tohum ölü kalmadı. Tohum tam tersine çoğalarak geri döndü. Bizler de bu yaşamda kendi canımızdan, kendimizden vazgeçmeliyiz. Bunu yaptığımızda ne yapıyoruz? Kendimizi toprağa gömmüş oluyoruz. Ama toprağa gömülmüş olan tohum unutmayın, ölü değildir. Tam tersine, yaşam doludur. Ve katlanarak, çoğalarak yok edilemez. Geri döner her zaman. Bizler de yaşamlarımızda bereket görmek istiyorsak, her şeyde, her alanda çoğalma istiyorsak, aynı düzeni izlemeliyiz. Kendi canımız için çabalamayacağız, uğraşmayacağız. Diğerlerine öncelik sunacağız. Yaşamın parçası olacağız. Destekleyeceğiz. Bunu yaptığımızda inanın bana çok mutlu olacağız. Yaşam anlam kazanacak. Kendi canımızı esirgemeye çalışmayacağız. Onu gözden çıkaracağız. Mesih'in yapmış olduğu gibi. Bu duygusal, ruhsal olarak ölmek anlamına gelebilir. Ama unutmayın, bunu yaptığınızda daha çok şeye sahip olacaksınız. Ben değil diyorsunuz, diğerleri diyorsunuz. Yaşam daha da ortaya çıkıyor. Daha da güçlenerek, büyüyerek, çoğalarak. Amin. Bu yüzden kardeşler, Adem Havva koptuğundan beri insanlar bu şekilde kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor ve korku içinde. Ama unutmayın, biz korkmuyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızın peşinden de koşmuyoruz. Bir şeyi biliyoruz, o şey ne? Kaynak Tanrı. Tanrı sağlayanımız. Tanrı'da güvendeyiz. Esenlikteyiz. Bundan kaynaklı huzurluyuz, mutluyuz. Bu yüzden güç bulabiliyoruz. Diğer insanlar gibi yorulmuyoruz. Diğer insanlar gibi perişan durumda olmuyoruz. Çünkü her şeyde Tanrı'ya güveniyoruz. Tanrı söz verdi ve Tanrı insan değil. Eğer Tanrı bir konuda bir söz veriyorsa, o söz kesinlikle, koşullar ne olursa olsun, insanlar, sistemler ne yaparsa yapsın, o şey gerçekleşecektir. Tanrı evreni yarattığında güneşe parla dedi ve parlamaya devam ediyor. Dünya yarattı, dön dedi. Ve hiçbir güç durduramıyor. Ve dünya dönmeye devam ediyor. Tanrı aynı şekilde pek çok vaatler verdi. Kaygılanmayın dedi, korkmayın. Ne yiyeceğim, ne içeceğim diye. Bana güvenin dedi. Bana güvendiğinizde ben her şeyi size bol bol sağlayacağım dedi. Ve buradaki önemli ayetlerden birisi Matta 6. bölüm. O ayetlerle bazımı sonlandırmak istiyorum. Bakın ne söylüyor? Matta 6. bölüm. Önemli bir sıra çıkıyor bizlere yaşamla ilgili. 6.33 Siz öncelikle Tanrı'nın egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. Tanrı'ya öncelik sunduğunuzda, Tanrı'nın ardınca gittiğinizde diğer insanlar gibi nimetlerin peşinden koşmanız gerekmiyor. Aslanın ağzından ekmek kapmanız gerekmiyor. Tanrı her şeyi bol bol bizlere verecek. Tanrı cömert bir Tanrı. Tanrı hepinizi kutsasın. Gerçeği bileceksiniz. Gerçek sizi, gerçek sizi özgür kılacak. Özgür kılacak.